akıllı telefonlara uygulama indirirken dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü bedava olduğu için indirilen bazı uygulamalar daha sonra ücret tahsil edilebiliyor. Peki bu tuzağa düşmemek için neler yapılmalı? Hangi uygulamalara mesafeli olunmalı? Detaylar haberimizde. Akıllı telefon kullananlar çeşitli içerikler sunan pek çok uygulamaya kolayca erişiyor. Ancak indirilen her uygulama masum olmayabiliyor. Bazı uygulamalar ücretsiz ibaresi olsa da kullanıcıları yanıltarak ücret kesebiliyor. Baştan uygulamanın ücretsiz olduğunu düşündüğünüzden ötürü direkt olarak sisteme indirme gerçekleştiriyorsunuz. Bu uygulamayı indirmeye, kullanmaya başladıktan sonra sizden ufak bedeller kesmeye başlıyor. Bunlar genelde işte oyunlar, astroloji, işte burçlar ve bunun dışında diğer farklı uygulamalar oluyor. Yaptığımız en büyük hata kullanıcı sözleşmelerini okumamak ve doğrudan onay vermek oluyor. Çoğu kullanıcı ise bu sözleşmelere dikkat etmiyor. Açıkçası okumuyorum. Belki okumamız gerekiyor ama maalesef okumuyorum. Herhangi bir mağduriyette bugüne kadar yaşamadım. Evet, bakıyorum ücretli olup olmadığına. Ücretsizse indiriyorum direkt. Ücretliyse kontrol ediyorum. Farkında olmadan hiçbir uygulama indirirken abone oldunuz mu? Evet oldum ama ondan sonra üyeliğimi iptal ettirmeye başardım. Peki kullanıcılar indirme işlemi sırasında nelere dikkat etmeli? Her uygulama dükkanında gördüğünüz uygulama güvenli değildir. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Zira kamuoyunda böyle bir algı söz konusu. Kredi kartı bilgilerimizi uygulamalara ya da işte dediğim gibi diğer uygulama dükkanlarına tanımlamak yerine limitli sanal kartlar kullanmak son derece önemlidir. Uzmanlar kullanıcıların herhangi bir uygulamayı indirirken daha önce indirenlerin yorumlarına bakmalarını da tavsiye ediyor.